edenler sınıfına girmediğini söylemek Adalet Bakanı'nın haddine midir efendim? Ben bunun gibilere cennet jandarması diyorum Gökmen Bey. İmam Hatip Lisesi'nde 7 yıl okumuş ve İmam Hatip Lisesi'ni dereceyle bitirmiş biri olarak söylüyorum. Bunu artık söyleyecek sözü kalmadı. Verecek vaadi de kalmadı. Çünkü söyledikleri şeylere insanların inanması da bu saatten sonra mümkün değil. Çaresizlik içerisinde maalesef bu tür siyasi modeli kendileri tercih ettiler. Son derece yanlış yoldalar. Bir kere kimin ne yapacağı konusunda karar verecek mekanizma kendisi değil. Kim ne istiyorsa onu yapar. İsteyen ibadetini yapar, inanmıyorsa başka şey yapar. Ama bu ülke demokratik, laik, hukuk devletidir. Herkesin inanç alanı içerisinde özgürce, güvenli bir şekilde, mutlu bir şekilde yaşayabilme garantisini sağlayacak olan devlettir. Tabii Bekir Bozdağ önce dönüp yargının ne kadar siyasallaştığını, Türkiye'de insanların hukuka olan güveninin ne kadar düştüğünü görüp değerlendirmesi lazım. Yine söylüyorum, bunlar sahaya çıkıp insanlarla siyaset yapabilecek, insanlarla konuşabilecek yüzleri kalmadığı için bu tür dini retoriklerle oy devşirmeye çalışıyorlar. Bence Bekir Bozdağ mümkünse bir gelsin, onunla bir sahaya çıkalım. Pazar çarşıya gidelim. Bakalım söylediklerinin hiçbir siyasi karşılığı var mı? Urfa'da da yok. Millet açlık sınırında yaşıyor Gökmen Bey. Millet artık pazarlarda filesi boş eve dönmek zorunda kalıyorlar. Çocuklar akşam yatağa aç giriyor. Enflasyon almış başını gitmiş. Geçen yıl 3 lira olan patates bu sene 12,5 lira. Geçen yıl 5 lira olan soğan bu sene 25 lira. 100 lira olan kıyma 350 lira. Ey Bekir Bozdağ, çık bunları konuş sen. Sen milletin inançları üzerinden siyaset yapmaya kalkma. Ya seccadeden bahsediyorsun. Seccadenin enflasyonu %125 Gökmen Bey. Geçtiğimiz günlerde gittim. Hacı Bayram Veli Camii'nin etrafındaki seccade satıcılarını dolaştım. Belgeledim. Seccade satın aldım oradan. Arabamda duruyor. 14 Mayıs akşamı Erdoğan diyordu ya şükür secdesi yapacağım diye. Biz de o gece bir şükür namazı kılacağız Erdoğan gitti diye. Bunun da altını çizeyim. Ya seccadede bile enflasyon %125'leri bulmuş. Utanmadan, sıkılmadan insanların dini inançları üzerinden siyaset yapıyorlar. Çünkü artık söyleyecek sözleri kalmadı. Verecek vaatleri kalmadı. Yıl 2002. Erdoğan 2002 seçimlerine giderken bir seçim beyannamesi yayınladı. Dedi ki enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz. Yıl 2023. Aradan geçmiş tam koca 21 yıl. 140 milyar dolar olan borç bugün gelmiş 460 milyar dolara. 70 milyar dolar civarında bu ülkenin bütün gayrimenkulleri, bu ülkenin, cumhuriyetin bütün değerleri satılmış varlık fonuyla eşe dosta peşkeş çekilmiş, yandaşlara peşkeş çekilmiş. Şu anda Merkez Bankası eksi 60-65 milyar dolar civarında bir negatif bilançosu var. Türkiye'nin istikbali ipotek altına alınmış, garantili projelerle ipotek altına alınmış, milyarlarca dolarlık Türkiye'nin topladığı vergiler çarçur edilmiş, yandaşlar zengin edilmiş ve millet aç ve sefalet sınırı içerisinde yaşıyorlar. Bunları konuşması lazım Bekir Bozdağ'ın. Utanmadan, sıkılmadan insanların dini inançları üzerinden siyaset yaparak oy devirmeye çalışıyorlar. Ama şunun da altını çizeyim izninizle. Öyle vahim durumdalar ki keşke sokağa çıkabilseler. Keşke esnafla, köylüyle, sokaktaki insanla konuşabilseler. Bakın onlar neler söylüyor. İnanılmaz bir değişim arzusu var. İnanılmaz bir heyecan var toplumda. 21 yıllık iktidarı bitirmek için muazzam bir kararlılık var. Ve 14 Mayıs akşamı gerçekleşecekler. İnsanları suistimal eden, dini inançlarını istismar ederek oy devşirmeye çalışan Bekir Bozdağ 14 Mayıs akşamı gerçeği görecek. Ha şampanya diyor ya, bence gitsin o bakara makara diyen, ondan sonra ayakkabı kutularıyla anılan, bugün de Çek Cumhuriyeti'nde efendim büyükelçi olan Egemen Bağış'ın özel uçaklardaki patlattığı şampanyalarla konuşsun. Artık bunların söyleyecek lafı kalmadı. Milletin de inançlı inançsız, efendim dini duygularını yaşayan veya yaşamayan, hangi kesimden olursa olsun, hiç kimsenin bu sözlere itibarı yok, bu sözlere itimadı yok ve millet bu anlayışa, bu güruha ders vermeye hazırlanıyor. Sokakta duyduğum üç temel söz Gökmen Bey, Salim Bey. İnsanlar şunu söylüyor. Yeter artık. Bak en sık duyduğum kelime bu. Yeter artık. Bir diğer kelime bıktık. Herkes bıktık artık diyor.
ve herkes değişim kelimesini çok sık kullanıyor. Artık değiştirelim, yeter artık. Bunları okumaktan aciz, bunları analiz etmekten aciz, toplumun içinde bulunduğu vahameti görmekten aciz, konuşacak lafı kalmayan, verecek vaadi kalmayan, bugüne kadar söylediği her şey havada kalmış, hiçbiri gerçekleşmemiş iktidar bugün şampanya üzerinden, seccade üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor ve hiç endişe etmesinler. Şurada iki haftaları kaldı, 14 Mayıs akşamı bunların millet karşılığını sandıkta verecek.